Türkiye ve Uşan gururu motokros ve süperbak yarışçısı Asrın Rodipak, uşakla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Motokros dalında birçok kez dünya şampiyonalarında yarışan ve aynı zamanda milli sporcu olan Rodipak, gitme diye konuştu. Ben Rodipak, 19 yaşındayım. 2 yaşından beri motosiklet üstündeyim. Motosiklet yarışçısıyım, milli sporcuyum, Avrupa şampiyonuyum. Motosiklet ilgisi henüz 2 yaşındayken başlayan Pak, İlk yarışını 4 yaşında yaptı ve bu yarışta Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Başarılarının hikayesi de o günden itibaren başladı. Birçok kez dünya şampiyonlarında yarıştım. Şimdi de Kenan Sofoğlu abimin ekibinde İspanya'da Superbike kategorisinde yarışıyorum 1000cc'de. 15 yıldır sayısız yarışa katılan ve 19 yaşına yüzlerce kupa Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları sığdıran Rodi, motor sporlarının zorluklarına da dikkat çekiyor. Kariyerimde tabii bir sürü zorluk yaşadım. Sakatlıklar, ondan sonra maddi sıkıntılar. Çünkü motosiklet hani çok pahalı bir spor. Şu mesela şöyle örnek vereyim. Şu bu yıl yarıştığım şampiyonada hani bir hafta sonunda 10 takım falan lastik kullanıyorum. Bu lastiğin takımı 450 euro. Yani sadece lastik bu yani daha hiçbir şey değil. Ama yani maliyetler o kadar yüksek ki insana gerçekten sıkıntılar yaşattırabiliyor eğer ciddi sponsorlarınız yoksa. 5-6 Ekim'de İspanya'da koşulan yarışlara hazırlanan Asrın Rodipak boş zamanlarında Uşak'taki pistte artık eğitimde veriyor. 4 yaşından itibaren sporculara lisans verildiğinde söyleyen Rodi Uşak'taki pistin önemini anlatıyor. Ee, çocukları bu işe hevesli olan ailelere tavsiyemse getirsinler çocuklarını hele Uşak'takiler yani böyle bir pistimiz var. Burası Türkiye'de tek yani ben size söyleyeyim getirsinler pistimize, onlara eğitim verelim. Çünkü Uşak'ta çok şey var, hani trafikte riski şekilde motosiklet kullanan çok insan var. Onları hani piste çekmek, güvenli bir alanda e, antrenmanlarını, yarışlarını, hani adrenalinlerini atmaları için yapılmış bir yer. Ve kıymetini de bilmesi gerekiyor Uşaklıların. Usta yarışçı Rodi, trafikte motor kullananlara da önemli tavsiyelerde bulunuyor. Trafikte kullananlara ayrı bir tavsiyem olsun trafikte kesinlikle hani bir şov veya hani gösteriş yapmaya çalışmasınlar. Çünkü bu iş gerçekten trafikte pistlerde olduğu gibi değil. Hani çok yavaş bile düşseniz bariyerler, arabalar, otobüsler, bilmem neler yani bir sürü etken var karşınıza çıkabilecek. O yüzden her zaman koruyucu ekipmanlarını taksınlar ve hani kendilerine güvenmesinler açıkçası korkarak sürsünler.